Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz kağıt ipten yazlık ayakkabımızın yapım aşamasını paylaşacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz de bir çift hazır taban, iç bölümüyle birlikte genelde takım halinde satılıyor ve 200 gram kağıt ip. Ben terapi yarnının kağıt iplerini kullanıyorum. Ve kağıt ipime uygun olarak da 2,5 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre, kullandığınız ipin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Yapıştırabilmek için ayakkabı yapıştırıcısı ve bunu sürebilmek için dil basacağı ya da dondurma çubuğu kullanıyorum. Ayrıca yapıştırıcıyı aktif hale getirebilmek için de saç kurutma makinesine ihtiyacımız var. İstediğiniz herhangi bir bölümünden başlayabilirsiniz. Ben ayak iç bölümünden başlıyorum. Şu noktadan. İpi bu tarafa çıkardım ve sık iğne şeklinde böyle sabitliyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bu kalan fazlalığı da iç tarafına gizleyeceğim. Tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Kalan fazlalık ipi de iç tarafına gizliyorum. Şimdi topuk bölümünde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane noktaya ikişerli batacağım. Birinci sık iğne, aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğne. Yanındaki boşluk, aralarda kesinlikle zincir oluşturmuyorum. Bir, aynı noktaya. İki. Kağıt ip olduğu için biraz sizi zorlayabilir. Beşinci ve son noktadayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane boşluğa ikişerli uyguladım. Şimdi arada kalan tüm boşluklara birer tane yapıyorum. Zaten kağıt ip olduğu için birazcık esneme payı da mevcut. Bu şekilde birer adet uygulayarak ilerliyorum. Ayak ucu bölümüne kadar geldim. Burada da buradan itibaren dönene kadar belli arttırmalar uygulayacağım. Şimdi buradaki boşluğa çift batıyorum. Bir, aynı noktaya. İki. Şimdi yanındaki boşluğa tek batıyorum. Bir tane tek. Şimdi 1, 2, 3. Buradaki en uçtaki 3 tane bölüme de ikişerli batıyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Birinci sık iğne aynı noktaya. 2. Buraya da 1. 2. Buradaki bölüme bir tane batıyorum. Yanındaki bölüme de yine iki tane batıyoruz. 1, aynı noktaya 2. Bakın tam karşılıklı oldular. Buraya çift batmıştık. Tek 1, 2, 3 tanesine çift battık. Buraya tek battık tam karşılıklı. Yine buraya da çift battık. Aradaki burada kalan bölümlere de hep birer tane bu şekilde sık iğneler uyguluyorum. Artık arttırma uygulamayacağız. Aradaki tüm boşluklara birer tane sık iğne uyguluyorum. Başladığım noktaya kadar da geliyorum.
Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi şu noktaya batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve ip yürütme tekniği uyguladım. İpi buradan kesiyorum. Kalan fazlalığı da ilmeğin içinden geçirip bağlayacağım. Bakın arka tarafını aldım. İlmeğin içinden fazlalığı geçirdim. Yavaşça çektiğimde zaten burası böyle bir düğüm olmuş oluyor. Bunları daha sonra yapıştıracağımız için zaten kesinlikle açılma yapmayacak. Fazlalığı kısaltıyorum. Şimdi tabanı hazırladık. Tüm ayak numaralarını da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Topuk bölümünde 5 tanesine ikişerli batıyorum. 37 numara taban kullanıyorum. İsterseniz bu bölümden itibaren hepsine ikişerli batabilirsiniz. Ben aralarda tek de uygulamıştım. Burada bir tane çift, bir tek, 3 tane çift, bir tek, daha sonra bir tane çift şeklinde uyguladım. Dediğim gibi burayı komple çift uygulayabilirsiniz. Şimdi bu üst tarafını hazırlıyoruz. Göz kararı ayarladığım şu noktadan başlıyorum. İpi bu tarafa aldım ve bunu buraya bu şekilde sabitledim. Kalan fazlalığı da iç tarafına gizleyeceğim. Bir sonraki boşluğun içine geçiyorum. Fazlalık ipi de tığın üzerine aldım. Tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik, aldık, sık iğne. Bir sonraki boşluk. İkisini bir çektik, aldık, sık iğne. 1, 2, 3. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Kalan fazlalık iç tarafında tığa doladım. Ve sık iğneyi oluşturdum. Birazcık yürüttükten sonra bu fazlalık ipi kesebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğne. Şu başladığım noktanın tam hizasına denk geliyor. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Geri dönebilmek için de bakın sık iğne uyguladıktan sonra şuradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. 1, 2. 2 adet ilmeğim var. İp yürütme tekniği uygulayacağız. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. 1. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. 2. Geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim. Şimdi tam dibinden değil de bir sonraki boşluktan sık iğnelere devam edeceğiz. Bakın zincir oluşturduktan sonra bu boşluk değil de bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmek. İkisini bir çektik aldık sık iğne. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne uyguluyoruz. Şu noktaya da batıyorum. Bakın sıra sonuna kadar geldim. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi bu noktaya batmıyorum. Bakın en başta başladığım nokta. Burası sizi yanıltmasın. Eğer bu noktaya da batarsanız arttırma olacaktır. Şuradaki bölüme batıyorum. Tığa doladım. Çok sıkı bir şekilde ip yürütme uyguluyorum. Yani bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim, çektim. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim, çektim, kapattım. Bakın hemen ikinci sıradan itibaren böyle yukarı toplanma yapmaya başladı. Şimdi geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim. Tam dibine değil bir sonraki boşluğa batıyorum. Yani iki adet ip yürütme uyguluyoruz ya, ikincisine değil de bir sonrakine, yani ilk ip yürütme uyguladığımız noktaya batıyoruz. Tam dibine batmıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 2 adet ilmek. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne. Bu aralar zaten hep aynı.
Bu noktaya da bir tane sık iğne uyguladım. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bakın 1, 2. Buradaki boşluğa batıyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Birinci ip yürütme. Bir sonraki bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. İkinci ip yürütme. Örneğimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çeviriyoruz. Tam dibine değil bir sonraki boşluğa batıyorum. Bakın tam dibindeki boşluğa batmıyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne. Bu aralardaki noktalar hep aynı zaten. Birer adet sık iğne. Örme esnasında şu bölüm birazcık kameraya takılıyor. Kusura bakmayın. Buradaki noktalar hep aynı. Hep birer adet sık iğne uyguluyorum. Bakın şu noktaya kadar geldim. Şu bölüme de bir tane sık iğne uyguladım. Yine bakın bu noktaya kesinlikle batmıyorum. Zaten bir önceki sırada bu noktaya batmışım. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Birinci ip yürütme. Bir sonraki boşluk. İkinci ip yürütme. Bir adet zincir. Örneği ters çevirdim. Tam dibine değil bir sonraki boşluğa batıp sık iğnelere devam ediyorum. Teknik hep aynı ilerliyor. Şimdi terliğimizin bu ön bölümünü ben bu sistem üzerinden örüyorum. Şöyle göstereyim. İstediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Teknik hep aynı. Bu sistem üzerinden bu bölümü böyle büyütüyorum. Toplamda 18 sıra olacak şekilde bu bölümü örme işlemini tamamladım. Şimdi buradan itibaren şu bölüme bir sıra ip yürütme uygulayacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu noktaya bir tane ip yürütme uyguluyorum. İkinciyi yapmıyoruz. Ve ipi bu tarafa aldım. İlmeğim burada. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Buradaki teknikle aynı. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bu işlemi çok sıkı değil, çok gevşek de değil, orta kararda yapıyoruz. Eğer çok sıkı yaparsak bu bölüm böyle toparlanacaktır. Çok gevşek yaparsak da bunlar böyle büyük duracaktır. Bunun olmaması için orta kararda oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar bu ip yürütme tekniğini uyguluyorum. Buradaki boşluğa batıyoruz. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyoruz ve ip yürütme tekniği. Sıra sonuna kadar ip yürütmeyi uyguladım. Şimdi ipi buradan kesiyorum. Şu bölüme batıyorum. Tekrar bir tane daha ip yürütme tekniği uyguladım ve ipi sonuna kadar çekiyorum. Buradan itibaren böyle bağlamış olduk. Kalan fazlalığı zaten iç tarafında. Bu noktada gizleyip yapıştıracağız.
bölüm için de artırmadan sonraki, bakın artırma uygulamıştık, iki kere batmıştık. Şu bölümden başlıyorum. Artırmadan bir sonraki şu noktadan ipi bu şekilde bağladım. Bundan sonra bir sonraki sırada iç tarafına gizleyeceğim ve toplamda 24 adet zincir oluşturuyorum. 2 zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil, orta kararda olacak. 3 4 5 6 7 8. Toplamda 24 adet zincir oluşturuyorum. 24 adet zincir oluşturdum. Şimdi ilmeğim burada. Tam hizasından şu noktadan ilmeği çıkartıyorum. Ve burada da bunu buraya sabitlemek için bir tane zincir oluşturuyorum. Şimdi zincirlerin içini dolduracağız. Yine sık iğne tekniği kullanacağız. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyorum. Sonuna kadar sık iğnemi uyguladım. En başta başladığım ip aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bakın başladığım boşluk şurası. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bu fazlalık ipi de iç tarafına gizleyeceğim. Bu noktaya bir tane sık iğne uyguladım. Ve bir sonraki boşluğa da ip yürütme uyguluyorum. Örneği ters çevirebilmek için bir zincir ters çevirdim. Bakın tam dibine batmıyorum yine. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğnelere devam ediyorum. Örüp geldiğimde aynı boşluğa bir tane sık iğne uyguladım. Yanındaki boşluğa da ip yürütme uyguladım. Şimdi buralara birer adet sık iğne yapıp şu noktaya kadar örüyorum. İkinci sırayı da tamamladık. Sıra sonuna kadar geldim. Burada uyguladığım işlemle birebir aynı. Aynı noktaya batıyorum ve bu noktaya da bir tane sık iğne uyguladım. Şimdi yanındaki boşluğa ip yürütme uyguluyoruz. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim. Tam dibine değil bir sonraki boşluğa batıp sık iğnelere devam ediyorum. Bu bölümde bu şekilde ilerleyecek. Toplamda ben bu bölümü 5 sıra örüyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Teknik hep aynı. Örüp geldiğimde buradaki boşluğa batıp bir sık iğne uygulayacağım ve yanındaki boşluğa batıp bir tane ip yürütme yaptıktan sonra zincirle birlikte geri döneceğiz. Buradaki işlem de aynı. Toplamda 5 sıra örüyorum. 5 sıra örme işlemini tamamladım. Şimdi ilmeğim burada. İpi buradan kesmeden buradaki bağcıyı oluşturacağız. Zincirler oluşturuyorum. Bu zincirleri istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bu şekilde ben zinciri oluşturuyorum. Diğer tarafta da ipi bağlayıp ilerleyeceğiz. Belli uzunlukta zincir oluşturdum. İpi buradan kestim. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim. Ve burada böyle bir düğüm oluşturuyorum. Tam ucuna denk gelecek şekilde açılma yapmaması için böyle bir düğüm oluşturdum. Kalan fazlalığı da kesiyorum. Diğer tarafına da yine zincir oluşturacağız. Zincir oluşturmadan önce ipi buraya bağlamam gerekiyor. Daha sonra açılma yapmaması için. Zaten yapıştıracağımız için alt tarafında kalacak bu bölüm. İpi buraya sabitledim. Şu noktadan
Böyle ilmeği çıkardım ve zincirleri oluşturmaya başlıyorum. Bağcıklarını da oluşturduk. Şimdi bu bağcıkları bu arka bölümün tam ortasından çıkartıyorum. Kağıt ipi olduğu için esneme payı var. Şimdi tabanımızla yapıştıracağız. Yapıştırma işlemini de tamamladım. Her iki tarafına da yapıştırıcıyı güzelce sürüyoruz ve aktifleştirebilmek için saç kurutma makinesi kullanıyoruz. Yapıştırıcı köpük köpük olduğu zaman bu topuk bölümünden itibaren güzelce yapıştırıyorum. Eğer bu bölümlerinde fazlalık kaldıysa sivri bir şeyle, makas ya da herhangi bir şeyle bu fazlalıkları iç tarafına itebilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra mutlaka üzerine bastırıyoruz güzelce. Ve yapıştırıcının soğumasını bekliyoruz. Kağıt ipten ayakkabımızın yapım aşaması da bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.